Manav Yem'den merhabalar. Bugün Çanakkale Bayramiç ilçesi Pınarbaşı köyünde Ersin Özen abimizin çiftliğine yeniden konuk olduk. Daha önce bir röportaj yapmıştık Ersin abimizle. Bize geçiş yaptığı dönemde süt artışını konu edinmiştik. Bu seferki ziyaret sebebimiz biraz farklı oldu. Ticaret nasıl bir şeydir diyoruz biz. Bazen bize üreticilerimiz tercih ediyor Manav Yem'i. Bazen de fiyat odaklı ya da farklı sebeplerden dolayı farklı firmalara geçişler söz konusu olabiliyor. Bu seferde de yine Ersin abimiz farklı bir firmanın bizim 19 protein yemimizi kullanırken 20 protein yemine, hatta 2 TL'de sanırım ucuz olduğu için bir tercihte bulundu. Tabi orada bir şeyler yaşandı. Biz o serüveni sizlerle paylaşmak için buraya geldik. Bu röportajı yapmak istiyoruz. Ekonomik şartlardan dolayı herkeste olduğu gibi bir arayış söz konusu oldu ve cazip bir teklifle bir firmanın farklı bir 20 protein yemine, büyük protein yemine hatta geçiş söz konusu oldu. Burada neler yaşadık abi? Onları şöyle bir sizinle de birkaç not falan aldık. Onları paylaşmak gerekirse neler söylemek istersiniz bizimle? Neler söylemek isterim? Biz daha iyisi olsun dedik 20 protein hayvanlarımıza. Ama bir hafta sonra anladık ki biz daha iyisi olmamış. Sütümüzde her gün bir azalma oldu. İşte bu ne sebepten olabilir? Silajımızdan mı olabilir? Bunun tahlilini yaptırdık. Hayır değil. En son yemimize baktırdık. İşte az veriliyor. Şey kilogramı gibisinden. Evet abi. Yemimizi arttırdık bir kilo, bir buçuk kilo da civarında. Ama bıraktığımız sütü bulamadık. Tamam. Biz 20 protein yedirmemize rağmen bıraktığımız sütü bulamadık. Peki abi şimdi teknik birkaç veri de paylaşacak olursak üreticilerimize ya da bizi izleyenlere. Siz abi normalde 13 sağmal vardı. 13 sağmal vardı. İşletme içerisinde. Evet. O dönemde 320 litre bir süt üretiminiz söz konusuydu. Evet. Buzağlara verilen süt hariçinde. Evet. Daha sonra bu yeme geçiş yaptık. Evet. Herhalde bir hafta içerisinde ne kadara düştü sütünüz abi? İşte her gün 3'er 5'er kilo 10'er kilo derken biz 265'lere kadar düştük. Düştü. Yani takriben 50-60 litre arası bir düşüş söz konusu oldu. 13 tane sağmalda tabii. 13 tane sağmalda. Bunu da tabii hayvan başına böldüğümüz zaman 4 ile 5 litre arası bir inek başı süt düşüşü gözüküyor. Evet. Ondan sonra tabii burada 4-5 litre süt, yani sürü bazına vurduğumuz zaman 25 litrelerdeyken sürünün ortalama süt verimi 20 litrelere düştüğünü herhalde hesaplayabildik. Evet. Sonradan da 3 tane inek gelmiş herhalde. 3 tane inek yeni doğum yaptı. Biz ancak 330'a çıkabilmiştik. Evet. Yani 320'den 260'a düşmüştü. 3 inek tazeli hayvan girdiği halde 330'a ancak gelebildi. 330'a ancak gelebildi. Tamam. Ondan sonra dediniz ki biz ayın sonunda biz bu işten büyük zarar görüyoruz. Evet. Şimdi zararı da şöyle hesapladık herhalde abi. 60 litre üstünden hesaplarsak 2.4 TL'den satıyorsunuz sanırım sütünüzü. Evet. Günlük kayıp 144 TL yapıyor. Evet. Bunu da 30 günde çarptığımız zaman 4320 TL şeklinde. Peki kaç çuval mesela yem alıyorsunuz abi, süt yemi? O dönemde kaç çuval almıştınız? O dönemde aylık. Kaç çuval almıştım? Aylık 120 çuval civarında 120 yem alıyorum. Peki 2 lira da uygun hatta değil mi? 2 TL şeklinde. Evet. Onu da 2 ile çarptığımızda 240 TL'lik bir tasarruftan bahsediyorduk. Ama bu tarafta 4320 liralık bir süt. Öyle oldu. Kaybı. Totalde 4000 lira net bir süt kaybı yaşanmış oldu. Tabii abi bu çok büyük bir para. Yani gerçekten iki tane askeri ücrete denk geliyor. Evet. Sonrasında o dönemde dediğiniz gibi bir tahlil sonuçlarını işte biz de yaptık kendi laboratuvarımızda. Siz de klinisyen veteriner hekiminize, çalıştığınız veteriner hekim abimize de göstermişsiniz. Gösterdim. O da kanaatini belirtmiş. Evet. Hatta doğrudur. Şu anda peki abi tekrardan çiftlikte bizim yemimiz kullanılmaya başlandı. Prestij 19 döndük. Süt yemimiz. Tekrar Prestij 19'a manav yemin. Şu anda herhalde 16 tane sağmal var abi. 16 tane sağmalım var şu anda. 7 tanesini bir ay içerisinde 15, sanırım. Evet. Son bundan 7 ayı doldurdu hamilelikleri yani. Yani kuru döneme geçecekler. Kuru döneme geçiş döneminde. 9 tanesi böyle tam randımanlı süt sağlıyor. Evet. 3 tane süt içen buzağı görüyoruz orada. 2'şer buçuk aylık falan. Onlar da biraz yaşı büyümüş. Hatta sütten kesilecek. 375 litre şu anda süt üretiminiz var. Evet. Doğru mu abi? Doğru. Gün içerisinde. Gün içerisinde. 70 litresini o 7 tane
kuru döneme yakın 10'ar litreden süt verdiğini hesaplarsak 70 litre süt veriyor geç laktasyonlu olan hayvanlar. Evet. 305 litre bir süt var. 15 litrede 3 tane süt içen buzağı süt içiyor. Evet. 320 litre evet. 9 tane hayvandan bir süt verimi var. Doğru. Bunun da ortalaması abi maşallah diyoruz. Buna Allah nazar değdirmesin. 35.6 litre bir evet. Yüksek verimli hayvanlara süt ortalaması söz konusu. Evet. Bir de şimdi arka tarafta abi danalarımız var. Evet. Bir de o kısmı sizinle görüşmüştük. Hı-hı. Bir de onlara biraz bir atıfta bulunalım. Hı-hı. Şimdi 5 tane burada danamız var evet. Abi. Bu hayvanlara şu anda enerji besi pelet geliyor. 2 evet. aydan beri. Ama bu ay finish besi göndereceğiz. Finish besi, evet. Çünkü bir 2 ayımız kalmış. 1,5-2 ay şeklinde. Evet. Tamamı danalarımızın zaten Holstein danalar. Evet. Bunların yaşları neydi abi? 12 aylık. 12 aylık. Evet. Geçen sene Nisan-Mayıs'ta falan Nisan'da, doğdu. Nisan'da, Mayıs'ta doğdu. Evet. Nisan-Mayıs bandında doğum yaptılar. Evet. Bunlar abi bir çuval sadece enerji besi pelet veriyoruz. Evet. 5 tanesine. 10 kilo yem düşmüş oluyor hayvan evet. başı. Arpa ezmesini az önce tartım yaptık. Evet. 6.6 kilogram kovası evet. geldi. Bunu da 5 taneye böldüğümüz zaman 1.3 kilogram da arpa. Evet. Bir de saman veriyoruz. Saman. Tabii bu son 1,5-2 aya girdiğimiz için biraz daha yoğunlaştırma aynen. yapabiliriz abi. Evet. Bu hayvanlara takriben mesela hayvan başına 12 kilo falan yeme çıkabiliriz. Evet. Yaklaşık 2-2,5 kilogram da ezme verebiliriz. Saman yine serbest bırakabiliriz. Ki daha fazla depara bunları zorlayalım şeklinde. Evet. Herhangi bir ökçe kızarıklığı yok. Yok. Ayak problemi yok. İshalli kesinlikle yok. Hepsi yok. Pasta evet. kıvamında. Yok. Gayet iyiler yani. Gelişimden memnunum. Gelişimlerinden evet. memnunsun. Memnunum. Abi. Doğrudur. Yani hem süt yemlerimiz hem de besli yemlerimiz konusunda. Memnunum. Buzağı yemlerimize de bir atıf yapalım abi. Yapalım. Buzağlarda. Buzağlarımız da çok güzel. Öyle mi? evet. Tamam çok güzel. Buzağlar da iştahlı yiyorlar herhalde. İştahlı yiyorlar evet. Tamam doğrudur abi. Buzağların önünde sürekli yem bulunuyor. 24 saat yem bulunuyor. Çok güzel. Yani. Biz de ben de az önce gördüm. Güzel şey var. Yaklaştılar yani böyle aha. yeme falan da yiyorlar yani. Memnunum arkadaşım. Tamam abi. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Manav yemi tavsiye eder misiniz? Tavsiye ederim. Yani sizden şunu bütün üreticilerimize tavsiye ederim. Mesela evet. yani birkaç TL'lik çuval kısmı işin vitrin kısmı. Asıl bir de mutfağa girdikten sonra yani hayvanın boğazından geçtikten sonra bu yem en son şef İnekler yani. Onlar evet. söylüyor bize. Onlar söylüyor. Evet. Onlar söylüyor. Yani evet. Çünkü metabolik olarak dönüşüme giriyor. Yani evet. yem giriyor, süt çıkıyor ya da et çıkıyor filan. Evet. Buradaki dönüşümün makası önemli bizim için. Evet. İşte onun için 2 lira 3 lira belki fazladır ama işin kalitesidir. İşte evet. aldığımız ayakkabıdaki markaya da dikkat etmeye çalışıyoruz. Bindiğimiz arabadaki ya biz de abi mutlaka. Amacımız bu. Yani gerçekten üreticilerimize evet. Ciddi anlamda katkı sağlayacak katma değerli ürünler üretmeye çalışıyoruz. Sizlerden de bunları duymak bizim için bir şey oldu. Gerçekten mutluluk sebebi. Hı hı. Teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun Ersin Bey. Çok sağ olun. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Yorumlar yazabilirsiniz. İletişim adreslerimiz ve telefonlarımızdan bize ulaşabilirsiniz. Bir başka programda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.